Selam yine ben Aylin. Dün size bir konuda akıl sormuştum biliyorsunuz. İlginize çok teşekkür ederim. O kadar mesaj geldi ki son ana kadar ne yapmamı isteyeceğinizi bilemedim. Ve sonucu açıklıyorum. Mesajlarınız takip et dedi. Kesin bu herif bir şeyler karıştırıyor. Ay vallahi çok sağ olun. Ben de kafayı takmıştım canı takip ettirmeyi ama kendimi ediremiyordum. Ama madem sizler de öyle dediniz demek ki doğrusu bu. Şimdi bu işi nasıl yapayım diye düşünüyorum. Öğrendim ki bu işi yapan özel dedektifler varmış. İnternetten araştırdım. Hatta bir tanesiyle görüşmeye de gittim. Ay biraz çekindim valla. Öyle özel dedektif falan ne bileyim ki biraz Amerikan filmine dönecek iş. Ama bir taraftan da bu işin profesyoneli adamlar. Onlarla mı çalışsam diyorum. Ben de dünden beri bizim kızlarla konuştum. Sizlere akıl sorduğumu anlattım. Çok hoşlarına gitti. Bizim bölümden Aslı'nın kuzeni de yanındaydı onunla konuşurken. Çok güzel bir kız. Canan İngiltere'de yaşıyormuş bir haftalığına ziyarete gelmiş. Ay sağ olsun o da işin içine girdi. Kızım ya film gibi çok heyecanlı. Yapacaksak bir işi tam yapalım. Beni nasıl olsa kimse tanımıyor. Ben çalıştığım mekana giderim. Bakarım takıldığı kimse var mı diye. Ama böyle bunların ne mal olduğu ortaya çıkmaz. Eğer seninkinin gözü dışarıdaysa en ufak oltaya atlar. Ben ona biraz pas veririm. Bakalım ne yapıyor. Seni gerçekten seviyorsa asıl o zaman belli olur. Demez mi? Valla Pandora'nın kutusunu açtınız saldınız bizi ortaya. Bu işi el birliğiyle çözeceğiz artık. Ne dersiniz? Özel dedektif bürosuna mı gideyim yoksa bu işi Canan'la mı halledeyim? Şimdi bana yardımcı olmak istiyorsanız alın elinize cep telefonunuzu. Canan'la yap bu işi diyorsanız Canan yazın 3004'e gönderin. Yok kızım sen bu işi profesyonellere bırak diyorsanız da dedektif yazın 3004'e gönderin. Yardımınız için şimdiden teşekkürler. Ay çok heyecanlandım. Dur bakalım siz ne diyeceksiniz. Görüşmek üzere bay.